Merhaba, 1 Mart 2019. Birazdan okulumuzun robotik takımıyla İstanbul'a gideceğiz. VEX turnuvası var. İstanbul'da Nişantaşı Teknokent'te yapılacak. Birazdan yola çıkacağız. Öğrencilerimiz geldi. Malzemelerini topluyoruz. İnşallah güzel başarılarla döneceğiz. İnanıyoruz. Başladı. Velilerimiz onları bırakıyorlar. Birazdan yola çıkacağız. Saat 1 itibariyle teker döner. Nereye gidiyoruz? İstanbul. Ne yapacağız? Kazanacağız. VEX'in hangi kategorisine katılıyorsunuz? Next Level'de. Evet. Tamam, robotumuz güzel mi? Herkes bütün görevleri başarıyla tamamlayacak mı? Evet. Hadi güveniyoruz o zaman size, okey. Eser nasıl gidiyor? Nereye gidiyoruz biz şimdi? İstanbul. Ne yapacağız İstanbul'da? Gezmeye mi gidiyoruz? Hayır. Nereye peki? Yarışması. Ne yarışması ya? Robotik. Gerçekten mi? Evet. Peki siz hangi kategoride yarışacaksınız orada? İlkokullar. İlkokullar derken onun bir adı var mı? Next Level olabilir misiniz acaba? Evet. Tamam, peki robotumuz güzel mi? Bence iyi. Güveniyor muyuz kendimize? Evet. Bütün ödülleri tokatlayacağız mı? Evet. Boş gelmeyeceğiz değil mi? Evet. Hadi bakalım o zaman. El sallayın. Şu an itibariyle 5.30. Biraz trafik vardı. Geldik Bağcılar'da. Şu an kalacağımız otelde birazdan öğrencilerimiz yerleşmeye başladı. Yarın için hazırlık yapacaklar. Yemek yiyeceğiz. Sonrasına bakacağız. Koa Otel'deyiz. Öğrencilerimizle beraber yemeğimizi yedik. Şimdi bir ufak bir gezintiye çıkacağız galiba. Bir alışveriş merkezine gideceğiz. Bunları yaptıktan sonra şu an öğrencilerimiz spa videosunu izlerken kendinden geçiyorlar. Şok oldular. Abla amcayı resmen öldürüyor galiba. Cinayete teşekkür ederim. When everything's the matter, there's no one left like you. Wait, wait for the sunlight. Akşam yemeği sonrası Moğaz İstanbul'a geldik. Özellikle ilk öğretim öğrencileri çok ilgisini çekecek bir oyun alanı var burada. Her yer rengarenk. Gençler burada biraz takılacaklar. Yarışma öncesi moral toplayacaklar. Ondan sonra hepsi yarışmaya hazırlanacak. Şu an burada bekliyorlar. Too. And heal your heart.
Dördüncü sınıf öğrencimiz Ali Kemal'in doğum günüymüş. Ailesinden ayrı ilk defa doğum günü kutlayacakmış. Öğretmenlere olarak ona bir sürpriz yapalım dedik. Birazdan Ali Kemal'in doğum gününü kutlayacağız. Saat 12 oldu şu an. Öğrencilerimizin hepsi yattı. Yani odalarına çekildiler. Ben de odadayım. Şimdi birazdan dinleneceğiz. Sabah 6.30'da kalkıp kahvaltıyı yapacağız. Sonra 8'de kayıtlar başlıyormuş. Yarın hemen yarışmaya gidiyoruz. İyi geceler. İlk günün sonu. Günaydın. Saat 6.30. Birazdan kahvaltıya iniyoruz. Kahvaltıdan sonra da kayıtları yaptırmak üzere yarışma alanına gideceğiz. Bugün yarışma günü. Değil mi Emre? Evet abi ama daha uyanamadık. Evet, uyanamadık. Hava henüz karanlık. Ömer nasılsın? Nasıl gidiyor? Hazır mısın yarışmaya? Hazır. Pek hazır gibi durmuyorsun Ömerciğim. Yani. He? Heyecan falan var mı? Ömer bu senin kaçıncı yarışma? İki. İlkinde derecen var mıydı? Birinci ve ikinci. Birinci ve ikinci olmuşsun sen o takımda yani. Peki Umut senin? Umut'um ilk yarışma. İlk yarışım. Tamam. Heyecan var mı sende? Var biraz. Var biraz. Makine nasıl peki? Robota güveniyor muyuz bugün? Güveniyoruz. Hadi bakalım inşallah. Bugün yalnız er meydanı olacakmış burası. Biraz çatapatlı geçecek diyorlar. Yavuz, sen nereye gidiyorsun? Masajı mı izliyorsun? Sende masaj hipnoz etkisi yarattı herhalde Yavuz'cum. Yavuz sende nasıl durumlar var mı? Böyle heyecan falan. Yani pek yok. Şimdi yok mu? Çünkü diyorsun ki ben buz adam olduğum için diyorsun bende heyecan falan olmaz. Yok şimdilik yok. Yarışma. Yavuz peki bu sene kaçıncı yarışın? İki. Sen de ilkinde birinci ve ikinci olan takımdaydın değil mi? Tamam, hadi bakalım. Saatimiz 9.30. Yok pardon, 8.30 ve Nişantaşı Üniversitesi Neotek Kampüsü'ne geldik. Birazdan, evet çok enteresan. Birazdan yarışmamız başlayacak. Üniversite mi? O kısmı anlayamadık. Sanki inşaat bitmemiş de hani böyle aceleyle başlamış gibi. İnşallah güzel sonuçlara geleceğiz. Değil mi hocam? Merhaba. Videomu çekiyorum. Evet. Var mı heyecan? Evet. Kızlar. Senin kaçıncı yarışma? İlk mi? İkinci. İlkinde kaçıncı olmuştun? 28. Olsun bu sefer birinci olmaya geldiniz. Öğrencilerimiz hazırlıklarını yapıyorlar. Büyük ölçüde tamamladılar gibi. 3 takımımız yani 3 kategorideki öğrencilerimiz. Şimdi birazdan robotların ölçümüne girecekler. Kayıtlar yapıldı. Ondan sonra turnuva başlıyor. Evet, burası çok kalabalık. Enteresan bir yer. Müzik
konuşmamız kaldığı yerden devam ediyor. İlk öğretim takımları biraz daha iyi etkili ama lise takımımız pek istediğimiz gibi gitmiyor. Ama onlar da şu an ucu ucuna. Belki birincilik gelebilir. Ama organizasyon biraz sıkıntılı. Çok bekliyoruz. Ama çocuklar çok heyecanlı. Güzel geçiyor. Şu an itibariyle yarışma bizim için çok da böyle istediğimiz gibi gitmiyor. Özellikle lise grubu için sıkıntımız var. Çünkü oradaki C-Suite 12. Wexmob ise 14. Yani çok iyi gitmiyor. Çünkü yeni sistemin kullanılması burada biraz sıkıntı yarattı. Yarışma biraz daha eski sisteme adaptasyon gerektiriyor. Biz orada biraz çuvalladık. Ama ilk öğretimde durumlar daha iyi bizim açımızdan. The Explorers dediğimiz takım şu an 3. bir maç eksiğiyle galiba büyük ihtimalle 1. olabilirler. İnşallah amin. Evet, biraz organizasyondan bahsetmemiz gerekirse rezalet bir organizasyon. Facia bir organizasyon var. Tamam hocam. Şu an itibariyle lise takımımızdan C-Suite ile Wexmob. İkisi biraz sıkıntılıyız. Ama belli olmaz. Önümüzdeki maçları alırsak bir şansımız, bir şansımız var. Ama şu an görüntü itibariyle evet, görüntü itibariyle inşallah sıkıntı. Ama ilk öğretimde işleri iyi. 3 takım finale kaldı orada. Onların sonuçlarını bekleyeceğiz. Güzel bir haberimiz var. Şu an ortaokul kısmında 3 takımımız ilk 10 içerisinde yer alıp yarışmada finale kaldılar. Şimdi 2 tanesi yarışta olmak 24 kaldı. Heyecanı tez. Bir tane Explorer'ımız. En iddialı olan ekiplerimizden bir tanesi de şimdi bir daha girecek. Bekliyoruz heyecan dorukta. O maçtan sonra sıralama açıklanacak. Çıldıracağız galiba inşallah. Çok iyi gidiyordu. Yani 27-28 puan alıp şampiyon olacaktık. Lanet son dakikada sarıyı düşürdü. Sonrasında da asılma süresini kaçırınca 17 puanla yitirdi. Ama inşallah daha iyi olacak. Diğer bir takımımız daha var. Ondan bir şeyler bekliyoruz. Explorer bizi üzdü. Nasıl geçti turnuvamız? Tecrübe diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Tecrübe ne demek? Yetenek. Ne? Yetenek. Hayır. Bir şeyi yaşayıp öğrenmek. Yaşayarak öğren. Mesela bugün nelerde hata yaptığınızı biliyor musunuz? Öğrendiniz mi? Yok, ben öğrenemedim çünkü ben hiç maça girmedim. Sen de girersin. Mesela bu hatalarınızı bir sonraki turnuvada yapmazsanız daha iyi olur değil mi? O zaman biz buna ne diyoruz? Tecrübe. Peki tecrübe kazanılan bir şey mi? Kupa gibi, madalya gibi mi? Evet, o zaman demek ki bu da kazanıldı. Bu da sizin için bir artı. Tamam mı? Öyle düşünmek lazım. Bir sonraki yarışmalarda daha tecrübeli olacaksınız. O zaman sizi kimse yenemeyecek. Anlaştık mı? Tamam. Haydi bakalım o zaman. Pazar gün pilav yemiyor Erol Bey. Öyle gittiğiniz her yerde kupa almak diye bir şey yok. Ama gençleri yarıştılar. Olmadı. Ama gençleri yarıştılar. Güzeldi. Yani canları sağ. Ama yine üçüncü olma ihtimalimiz. Olmakta muhtemel. Üçüncü olma ihtimalimiz var. Bye.
kadar turnuva bizim için sona erdi. Ortak ilk öğretimde bir derece alamadık ancak ortaokul kısmında 3 takımla finale kaldık. Bu 3 takımdan ikisi 24, biri 17 aldı. O yüzden biraz işimiz var. Ben geçiyorum ödülü falan gibi şey. Dediğim gibi bu turnuvada öğrencinin tecrübesi her şeyden önemlisi oydu. Özellikle burada gençlerin bu şekilde gelip teknolojiyle bu kadar iç içe ve kendi tasarladıkları cihazlarla bu kadar rahat hareket etmeleri en azından bir öğretmen olarak benim adıma umut verici. Çocukların bu şekilde hareket etmesi, bunları tasarlayıp düşünmeleri bence çok güzel bir atmosfer. Sadece organizasyonla ciddi sıkıntılar var. O da düzeldikten sonra bence çok güzel şeyler yapılabilir. Evet, gideceğiz. Heyecanlı sonucu bekliyoruz. Biraz daha çıkaracak. Fight, I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try.